Evet, her hafta, her cumartesi Hayat Devam Ediyor programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün birbirinden değerli iş adamlarımız ve çok değerli Serhat Kars'ımızın araştırmacı, hem yazar hem de şairimiz Tuncay Zavutçu hocam bizimle birlikte olacak. Yine iş adamlarımızdan çok değerli Tekstil Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Haydar Fidanboy bizimle olacak. Yine tekstil sektöründen çok değerli Sayın Akif Turaç bizimle birlikte olacak. Güzel bir program olacağına inanıyorum sevgili Canlar TV izleyicilerimiz. Ben programa başlamadan önce Muharrem ayı içerisindeyiz. Tabii ki Muharrem ayı içerisinde olduğumuz için ben buradan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin torunu, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Ali İmam Ali imamımızın oğlu İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1380. yıl dönümü nedeniyle ben buradan tüm İslam alemine ve de Ehlibeyt dostlarına taziye mesajlarımı iletiyorum. Aynı zamanda programımızın banttan yayınlanacağı için yarın Tasura günüdür. 9 Eylül Pazartesi günü saat 10'da Aşura Meydanı'nda Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Dünya Evrensel Aşura programına tüm vatandaşlarımız davetlidir. Ben buradan şimdi çok değerli araştırmacı, yazar, şiir yazarımız çok değerli Tuncay Zavutçu hocam, Serhat Kars'ımızın ender yetiştirmiş kalemiyle yazmış olduğu şiirleriyle Serhat Kars'ımıza bir değer olmuş Sayın Tuncay Zavutçu hocamı tanıyacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasçım, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim, sağ ol. Biraz tanıyabilir miyiz? Tuncay Zavutçu kimdir? Nerelidir? Şimdi, sağ ol. Öncelikle programını hayırlı olsun deyip kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Bu tür etkinlikler, bu tür faaliyetler bu toplumumuzun elzem ihtiyaçlarındandır. Sizin gibi gençlere, bu yola çıkanlara topyekün sanat dünyası olsun, iş dünyası, siyaset dünyası ve toplum diğer kesimlerinin kucak açıp destek vermesini istiyorum ve diliyorum. Çünkü sizler yarınları güzelleştirecek gençlersiniz. Toplumun her alanına faydanız olacak. Sanat lokomotiftir. Ben kısaca kendimi anlatayım. İsmim Tuncay Zavutçu. Emekli öğretmenim. Kars doğumluyum. Boğatepe köyündenim. İstanbul'da ikamet etmekteyim. İki çocuğum var. Efendim, kitaplarım var. 3 tane şiir kitabım. Bir tane hikaye setim var. Bir şiir kitabım baskıya hazır vaziyette. Efendim, araştırmacı dediniz, araştırmalarım var. Köroğlu hayatını araştırdım. Köroğlu bir figürdür. Köroğlu evrensel bir değerdir. Özellikle Türk dünyasının kendi öz değerleriyle süsleyip ortaya çıkarmış olduğu bir halk kahramanıdır. Evrensel etik değerler dediğimiz insaf, merhamet ve en başta adaleti temsil eden bir kişiliktir. Köroğlu da din, dil, mezhep, ırk, makam, mevki, kat, sınıf farkları yoktur. Köroğlu'nun hedefinde insan var. İnsanı da ikiye ayırıyor. Biri zalim, biri mazlum. Köroğlu böyle bir kahramandır. Bizim halkımızın kendi öz içsel değerleriyle, hem dinsel hem milli değerlerimizin topyekün işlendiği bir figürdür. Ben bu konuda çok araştırmalar yaptım. Şu arada bunu hatırlatmak istiyorum. 2013'te İslam Ulaşıklar Derneği'ni, İSYAD'ı kurdum. Epey yıllar devam ettik. Sonra bir takım işte maddi imkansızlıklar nedeniyle Karsat, Ardahan Sanatçılar Derneği, Arsat vardı. Biz orayla birleşerek Karsat yaptık bunu. Karsat çok büyük bir dernek. Şu anda yöresel ama ülke satında hitap edecek değerde bir dernek, dolu iyi sanatçılardan oluşan, Anadolu'nun birçok illerinde gösteriler, sanatlar yaptık. Şu anda Aldıköroğlu projemizin tanıtım süreci devam ediyor. Birçok illerde gösterime girdi. Buradan ben özellikle Karsat üyesi arkadaşlarıma, Yılmaz da burada zaten, başta Yılmaz buraya kadar geldiği için öpüyorum onu. Çok yetenekli bir sanatçımız. Başkan Mehmet Yılmaz olmak üzere tüm arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum. Kutluyorum. İyi ki varlar diyorum. Gelelim. İşte sanat
devam ediyor, hayat devam ediyor sevgili Kıyas kardeşim. Uluslararası ödüllerim var. Ben bunları söylemek istemiyorum. Biraz icap duyuyorum. Bir kısa anımı anlatayım. Tanrılı Yener Baba var. Mahsuni'nin, Arif Sağ'ın hocası. Bir gün beni televizyonda bir şiir okurken izlemiş. Beni sormuş, buldu. Gittim yanına ziyaretine. Ölüm döşeğindeydi. Birkaç gün sonra zaten vefat etti. Hastaydı. Bana dedi, oğlum bir şiir okur musun? Kısa bir şiir oku diye okudum. 5-10 dakika bekledik. O şiiri bana tekrar okudu. Ya sanki biliyormuş gibi. Dedi, ben hafızayı aldım onu tekrar. Bana dedi ki, Azrail köşede bekliyor dedi. Canımı teslim etmek istemiyordum. Neden dedim. Dedi ki, ben halefimi bekliyordum. Ölüme direniyordum. Allah'a bin şükürler olsun ki onu bana gönderdi. Bugün dedi, Azrail gelip şu anda canım alsa gözlerim açık gitmez. Ben bu sanatın bayrağını Türkiye'nin burcuna diktim. Dünyanın burcuna dikecek insanı gönderdiği için çok mutluyum. Böyle bir tatlı anlarımız oldu. İşte bu değerler bize güç verdi. Bir Tuncay Zavodçu bugün az da olsa yaratılmış var ise o tür değerlerin sayesinde. Biz de diyoruz ki, başta Haydar Bey, Akif Bey olmak üzere hepimiz, siyasilerimiz, sanatçılarımız bir kıyas yaratalım, bir kıyas uçuralım, bir Nihat'ı uçurduk. Nasıl topluma mal oldu? Kıyas neden uçmasın? Tebrik ediyorum. Başarılar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzına, yüreğine sağlık. Ben şimdi tekstil konfeksiyon makineleri yönetim kurulu başkanı Sayın Haydar Fidenboy'u biraz tanıyalım. Aynı zamanda kendisi Türkiye Caferler Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı. Haydar Bey, mikrofonu alırsanız da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de değerli kardeşim Kıyas Bey'i ve stüdyodaki bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Yayınlarında başarılar diliyorum. Değerli hemşerim, sanatçı kardeşim Tuncay Bey'le ve Akif Bey'le de bu programda olmak, hem ülkemizin iş meselelerini konuşmak, hem de açılışta buyurduğunuz gibi bugün Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadetinin kutlandığı yıl dönüm devresiyle bütün Ehl-i Beyt dostlarına, Hazreti Hüseyin aşıklarına bir mesaj vermek istiyorum. Çünkü Hazreti Hüseyin insanlık tarihinin direniş sembolüdür, cesaret sembolüdür. Peygamber Efendimizin torunu olma sebebiyle gerçekten İslam aleminin ve cennet efendilerinin gencidir. Onun için Hazreti Hüseyin'in şehadeti İslam aleminde bir dönüm noktasıdır. Yani İslam tarihi Kerbela'dan önce ve Kerbela'dan sonra diye yazılıyor ve yazılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bir tarafta zalimi ve zulmü temsil eden Yezid var. Bir tarafta mazlumu, direnişi temsil eden Hazreti Hüseyin var. Biz ezilenler, mazlumlar, haktan, hukuktan yana olanlar her zaman Hazreti Hüseyin çizgisinde, onun bize öngördüğü çizgide cesaretle hakkı, hukuku savunmaya devam edeceğiz. Yezidlere karşı, zalimlere karşı, zulmedenlere karşı Hazreti Hüseyin'in Kerbela'daki cesaretini esas alarak biz de o cesaretle, o cesur duruşla zalimlere boyun eğmeden hem ülkemizi, hem halkımızı, hem kendimizi meşru müdafaa savunma hattında savunmaya devam edeceğiz. Onun için Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehadeti çok önemlidir. O mazlumların direnişidir. Bundan dolayı bütün mazlumların, ezilenlerin ve bütün İslam aleminin başı sağ olsun diyorum. İş adamı olarak da kendim tekstil makineleri satıyorum. Batman ve Ordu'da şubemiz var. İstanbul'da merkezimiz var. Nasip olursa birkaç ay sonra yeni şubelerle de tekstil sektörüne hizmet etmeye devam edeceğiz. Tekstil sektörü şu anda Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. Türkiye'nin ihracatını izleyenler bilir. Tekstil sektörü Türkiye ihracatında bir numaradır. Tekstil sektörünün bir güzel tarafı, hiçbir iş kolu bu kadar istihdam yaratmıyor ve o geliri tepeden tabana doğru en az diyebilirim hakkaniyetli dağıtan ve en çok pay eden bir sektördür. Bu sektörün büyümesi Türkiye için çok önemlidir. Çünkü üretimi esas alan bir sektördür, ihracatı esas alan bir sektördür ve toplumun her kesiminden, yani kadınıyla, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla herkese istihdam yaratabilecek,
yeteneğine göre de iş verebilecek bir sektördür. Özellikle son zamanlarda başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Karadeniz bölgemiz, İç Anadolu bölgemizde tekstil sektörü yoğunlaştığından dolayı biz de yerinde o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize hizmet verebilmek, yedek parça, servis ve diğer destekleri sunabilmek için onların yanındayız. Bizim zaten sloganımız, biz sizin çözüm ortağınızız. Bir telefon kadar size yakınız. Daha sonraki süreçlerde yine tekstil sektörüyle ilgili diğer kardeşim de dinledikten sonra bundan sonra tekstille ilgili ve Türkiye'mizin diğer iş kollarıyla ilgili birbirini besleyen, destekleyen ne yapabiliriz? Konuşacağım. Teşekkür ederim. Ben çok değerli Kars'ımızın iş adamlarından Sayın Haydar Fidan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tabii ki yapmış olduğunuz iş sektöründe, tekstil camiasında bölgelere, bölge aralarına yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı şubeleriniz de en kısa zamanda faaliyete geçecek. Onun için ben bizzat size tekrar teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim. Yayın akışı sürecinde dediğim gibi konuyla ilgili tekrar daha farklı şeyleri de paylaşacağız. Teşekkür ediyorum. Yine Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akif Turaç Bey. Hoş geldiniz Akif Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Kıyas'cığım. Ben de öncelikle seni bu programından dolayı tebrik ediyorum. Ve Canlar TV ailesini de senin nezdinde kutluyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben de değerli abilerimin daha önce değindiği gibi önce Muharrem ayı içerisinde bulunduğumuz için bütün Müslümanların peygamberi olan, peygamberimizin de torunu olan cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadet günleridir bu günler. Dolayısıyla bu sebepten ötürü bütün Müslümanlar mahzun, hüzünlü ve üzgün bir durumdadır. Ben özellikle bu konuyu gündeme getirme noktasında daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayaraktan Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden ötürü bütün Müslümanları özelde genelde dünya mazlumlarını bugünden dolayı bu sebepten mikrofonda sorun var. Bu sebepten ötürü bugünlerini, bu acılarını paylaşıyorum. Kendilerine bu sebepten dolayı tesliyet arz ediyorum. Hepimizin bu anlamda başı sağ olsun diyorum. Üzgünüz. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın bu şehadetinden ötürü. Tekstil meselesine gelince Haydar abi aslında konuyu biraz farklı alandan ele aldı. Çünkü kendisi tedarik anlamında tekstil sektörü makineleri tedarikçisi olduğu için konuyu sağ olsun güzel bir şekilde işledi. Biz de bildiğiniz üzere İstanbul'da ve Anadolu'da tekstil sektöründe hizmet vermekteyiz, istihdam yaratmaktayız. Haydar Bey'in de söylemiş olduğu gibi gerçekten tekstil sektörü özellikle bu dönemde İstanbul'da büyük şehirlerde sancılı günler geçirmekte. Bunu bir şekilde Anadolu'ya istihdam sağlamak şeklinde devletimizin de bu konuda ön adımlarıyla başlatmamız lazım, bir atak geliştirmemiz lazım. Çünkü gerçekten tekstil sektörü istihdam anlamında hiçbir sektörün başaramadığı 7'den 70'e kesimlere hitap eden bir sektör. Programın ilerleyen dakikalarında ya da saatlerinde yine söz geldiği zaman ben geniş olarak bu konuyu farklı boyutuyla el almak istiyorum aslında. Tekstil sektörü gerçekten üzerinde durulması gereken istihdam anlamında çok geniş kitlelere fayda sağlayabilecek bir sektördür. Biz de şu anda bu alanda hizmet vermekteyiz, bu alanda istihdam yaratmaktayız. İstanbul'dan çıkıp Anadolu'da bu işi biraz daha nasıl yapabiliriz, Anadolu'ya bu işi daha nasıl taşıyabiliriz, onun gayret içerisindeyiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen şeyler. Şimdi ben Akif Bey çok teşekkür ediyorum. Kendiniz de benim hemşerimsiniz. Iğdırlısınız, Tuzluca'lısınız. Tabii ki Tuzluca'ya yapmış olduğunuz bir yatırım var. Tuzluca'da yaklaşık bir 100 haneye bir ekmek kapısı açıldı. Doğup büyüdüğünüz memleketinize bu kadar tekstil sektöründe olan iş adamlarımız var. Tabii ki bu biraz da cesaret ister, biraz da özgüven ister. Siz tabii ki bu cesareti, özgüvenini kendinizde bulup
Iğdır ili Tuzluca ilçesinde konfeksiyon tekstil firması olarak bir ekmek kapısı açtınız hemşerilerinize. Bu özgüveninizden dolayı ben şahsım adına size teşekkür ediyorum. Bir Iğdırlı olarak, bir Tuzlucalı olarak bu yapmış olduğunuz özgüvenden, cesaretten dolayı Tuzluca'daki ekmek kapısı açıp da hemşerilerinize ekmek kapısından dolayı oradaki Tuzluca'daki hemşerilerimizin de orada bir ekmek kapısı olarak çalıştığı iş hayatından dolayı ben şahsım adına size tekrar teşekkür ediyorum. Biraz bu konuya değinmenizi istiyorum. Tuzluca'da yapmış olduğunuz bu yatırımlardan dolayı nedir, hedefiniz nedir Tuzluca'da açmış olduğunuz konfeksiyon tekstil fabrikasının? Evet, ben de size teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Tabii ki biz insan olarak, millet olarak hepimizin bu ülkeye, bu devlete, bu 780 milyon metrekare toprağa borcumuz var. Minnet borcumuz var. Sonuç olarak hepimiz bu toprakların evlatlarıyız. Bu topraklarda doğduk. Her ne kadar hani bir söz vardır. Doğduğun yer değil de doyduğun yer vatanındır şeklinde bir söz varsa da biz doğrudur. Doğduğumuz yerde doyamadık ama doyduğumuz yerden doğduğumuz yere en azından katkımız olsun, bir şeyler yapabilelim düşüncesiyle şu anda gitmiş durumdayız ve bundan da son derece memnunuz. Ve herkesin bu şekilde düşünmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü tamam, devletimiz sağ olsun, var olsun, ayakta olsun, güçlü olsun, bu kendi yerinde. Her şeyi de devletten beklemememiz gerekiyor. Allah'a şükür devletimizin imkanlarıyla, bize tanımış olduğu imkanlarla büyük şehirlerde biz bu imkanlara ulaştık. Bu imkanları elde ettik ama bu imkanları elde ettikten sonra da doğduğumuz toprakları unutmamamız gerekiyor düşüncesindeyim. Biz de bu düşünceyle yola çıkarak işte doğup 14 yaşına kadar büyüdüğüm, ilkokulu bitirdikten sonra da İstanbul'a geldiğim Iğdır'ın Tuzluca ilçesine şu anda 100 kişiyi istihdam etmekteyiz. Bir tekstil fabrikası açtık, tekstil atölyesi açtık. Şu anda gayet güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah ilerleyen dönemde bu sayıyı daha da yukarıya çekerek, oradaki insanlarımıza daha fazla iş imkanı sağlayarak projemizi ilerletmek istiyoruz. Bu anlamda dediniz işte bu cesareti nereden aldınız? İşte İstanbul'da bizim birçok hemşerimiz var bu işte meşgul olan, uğraşan. Evet, maalesef şu anda birçok hemşerimiz var, birçok insanımız var bu işle uğraşan ama işte bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar şu anda oralardayız. Ama tabii ki bizler önce olmak istiyoruz. Cesaret vermek istiyoruz insanlara. İnsanlar da bizim bu yaptıklarımızdan, bizim bu gittiğimiz yoldan cesaret alıp inşallah ilerleyen dönemlerde bu yatırım sayıları daha çoğalaraktan memleketimizin her metrekaresini yaşanılır, çalışılabilir, gelişmiş bir şekilde kılmak için mücadele ediyoruz. Ben eminim ki bütün hemşerilerimiz, bütün insanımız bu anlamda bu düşüncededir ama bir cesaret lazım, bir kıvılcım lazım. Ümit ederim ki biz de bu cesareti, kıvılcımı insanların kalbinde, nezdinde, fikrinde uyandırırız ve bu yatırımlar Anadolu'nun her bölgesine, her köşesine hızlı bir şekilde yayılır. Haydar Bey'in de az önce ifade etmiş olduğu gibi kendisi Anadolu'nun birçok yerinde tedarik anlamında faaliyet göstermekte. Karadeniz'de olsun, Güneydoğu'da olsun, İç Anadolu'da olsun. Kendileri de daha çok iyi biliyorlar ki Anadolu şu anda gerçekten insanıyla bu işe hazır bir şekilde bekliyor. Yeter ki yeterli yatırımlar, yeterli teşviklerle, doğru insanlarla, doğru adımlarla bu sektör dalında faaliyet gösterilsin. Ben eminim ki herkes başarılı olacaktır. Ve oradaki insan iş gücüyle buradaki iş potansiyeli birleştiği zaman da ortaya güzel şeyler çıkacaktır. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Akif Bey, ben sizin cesaretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Doğup büyüdüğünüz Iğdır'ımızın Şirin ilçesi olan Tuzluca'mıza yapmış olduğunuz projelerden dolayı, yapmış olduğunuz iş imkanlarından dolayı, bir ekmek kapısı açtığınız için şahsım adına bir Iğdırlı, bir Tuzluca'lı olarak size sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok çok da teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok kibarsınız. Teşekkür ederim. Sevgili Canlar TV izleyicilerimiz, yine Karsat Sanatçılar Derneği'nin çok değerli hemşerim Sayın Yılmaz Yıldırım kardeşim de bizi burada yalnız bırakmadı. Kendisi şu an stüdyomuzda. Yılmaz Bey, hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
İlerleyen dönemlerde inşallah program akışımız devam ettiği süreç içerisinde Sayın Yılmaz Yıldırım'ı ve değerli hemşerilerimizi Canlar TV'de ağırlamaktan onur ve şeref duyarız. Yılmaz Bey tekrar hoş geldin, şeref verdin. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben tekrar araştırmacı, şair, yazar Tuncay Zavutçu hocama dönmek istiyorum. Hocam sanatın önemi, aşıklık geleneği, yönemizde toplumun sanata bakışı, sanat nasıl bir ihtiyaçtır? Bundan alakalı tekrar bir görüşlerinizi alalım. Bir de sizin bir Köroğlu projeniz var. Bu ne durumdadır? Şu an projeleriniz devam ediyor. Bunlarla alakalı görüşlerinizi alalım. Şimdi teşekkür ederim. Öncelikle ben sözlerime başlamadan iş adamlarımız değerli ve bir o kadar da duyarlı Haydar Bey ve Akif Bey'i tebrik ediyorum. Projelerinden dolayı. Haydar Bey zaten vizyonu geniş, yıllar önceden ben tanıyorum. Ülkeye mal olmuş. Hani Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi sat-ı müdafaa değil, hat-ı müdafaa var. Biraz önceki konuşmasının da özeti buydu zaten. Bütün ülkeye yayılmış. İşte gerçek vatan sevgisi budur arkadaşlar. Dindirsen herkesi, kimse ben vatanı, bayrağı, millet sevmiyorum demez. Ama gerçek sevenler eyleme geçer. O sevgisini dönüştürür. İnsanlara fayda sağlar, katkı sunar, katma değer yaratır. Tebrik ediyorum. Akif Bey de yeni tanıdım, bugün tanıdım ama çok mutlu oldum ona da. Ne kadar güzel insanlarımız vardır. Bundan dolayı da seni tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Bizi böyle buluşturduğun için bu kutlu bir programdır. Akif Bey'in gerçekten şu anda konuşamıyorum. Duygulandım. Doğduğum topraklardan gelip doğduğum toprakları da vatan bilip sonra bir vefa borcu olarak, çünkü bizim etimiz, kemiğimiz, ruhumuz orada üflendi. Vefa borcumuz, ne kadar geri dönüş yapsak, destek sunsak bitmez. Ödeyemeyiz oraya olan borçlarımızı. Çok duygulandım. İlk defa da duydum. Bir iki dostum, arkadaşım var yine oralara yatırım yapan ama detaylarını bilmediğim için. Akif Bey çok güzel açıkladı projesini. Kutluyorum. Devamının da gelmesini diliyorum inşallah. Teşekkür ediyorum hocam. İnşallah elimizden geleni. Ya önemli olan bak bir kıvılcım dediniz. Bu çok önemlidir. Bir cesaret. Yani çekip kılıcını çıktım ortaya. Kitle gelir arkanda. Hocam gerçekten bu konuda ben az önce de ifade ettim. İnsanımızın yani bu tarz işlerde çok mahir olduğunu ve istekli olduğunu, evet, biliyorum. Ama tabii cesaret, bölgemiz abi. Bölgemiz kırsal bölge. Yokluk var, terör var, cehalet var. Var terörden, var. Cehaletten kaçarak buralara geldik. Oralara gitmek de çok kolay değil. Gerçekten kolay değil. Çok işte, kolay değil. İmam Hüseyin'in yavaş yaptığı gibi aşacağız. Yapıyorsunuz bugün. Bir insanın yeryüzünde bir toplumun ve bireyin var olması için tek bir şey var. Biliyor musun? Korkuyu yenmek. Ama bu senin neyine mal olur olsun. Hiç önemli değil. Bedeli ne olur olsun. Korkuyu yenenler bu dünyada muvaffak olmuşlardır. Evet hocam. Siz bunu yapıyorsunuz. Kutluyorum şu anda. Teşekkür ediyorum hocam. Başarılarınızın İnşallah hep beraber devamını başaracağız. Diliyorum. Şimdi söz Kerbala'dan açılmışken bu hafta matem haftası, sizler bunu çok güzel dile getirdiniz. Sağ olun. Ben de bir şiirle sanatsal boyutuyla pekiştirmek istiyorum. Şiir bana ait değil, Pir Sultan'ın şiiridir. Gelirken araştırdım. Çok duygulandım. Güzel bir şiir. Pir Sultan Abdal da Hakk'ın şehididir. Tabii canım, onu Hakk'ın biliyoruz. Şehididir. İşte öyle. Bugünleri hazırlayanlar bunlar. Öyle diyelim. Evet, sanatın hocam. Güzelliğine bak ki bugünleri hazırladılar. Hala yaşıyorlar onlar içimizde. Sağ ol hocam. Hak için kendini kurban eyleyen. Fon müziği alabilir miyiz sayın yönetmenim? Hocam gerçekten tabii ki yüksek ya, biraz fon müziğini biraz kısabilir miyiz sayın yönetmenim? Hak için kendini kurban eyleyen Şah-ı Merdanoğlu İmam Hüseyin,
cümle erenlere ferman eyleyen erenler serveri İmam Hüseyin. Muhammed Ali'nin çeşmi cergahı, erenler yolunun gülşeni bağı, ciğerler paresi gönül durağı, gözlerimin nuru İmam Hüseyin. Batının sultanı, müminin şahı, kayıp aleminin şemsile mahı, Şah Hüseyin'im deyi ederler ahı, matem ile zarı İmam Hüseyin. Pir sultanım, pir sultanım, eydir tuttum demanım, dostunun dostuyuz biz hanedanın, Düçeşmi değil mi Şah-ı Merdan'ın, erenler hünkârı İmam Hüseyin. Erenler hünkârı İmam Hüseyin. Allah gani gani rahmet etsin. İmam Hüseyin'in duruşu inşallah İslam alemine ve tüm dünyaya örnek timsal olur. Zalimin karşısında durmak gerekir. Durulursa zafer yakın olur. Şimdi Kıyas kardeşim programının güzel, Allah hayırlı etsin, dostlarım da güzel katkılar sundular. Bu arada ben sanatla ilgili görüşümü sormuştun. Şimdi sanat bir toplumun lokomotiftir, bütün değerleri. Yani siz iş alanındasınız. Bir başka arkadaşlarımız siyasetle uğraşanlar var. Efendim, dinle uğraşanlar var. Yani din yöneticileri var. Efendim var, oğlu var, toplum değişken var. Ama şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki sanat lokomotiftir. Yani bir katar, tren katarı düşürün. Lokomotif olmasa vagonlar gider mi? Gitmez. Bunun bilincini bu toplumda yeterince oluşturamamışız. Ama eskiden vardı bizim çocukluk yıllarımızda. Sanata büyük saygı vardı ve sanatçıya. Tabii vahşi kapitalizm diyelim, geldi kırptı bu değerleri, yok etmeye çalıştı. Biz direniyoruz Hüseyin gibi, Hazreti Hüseyin gibi. Biz diyoruz ki bir toplum her ne kadar nitelik olarak çok gelişse de, çok kaliteli, nitelikli insanlar yetiştirse de, ama yani kaliteli, karakterli insanlar dünyayı değiştirir, ayakta tutar, geleceği inşa ederler. Yani insan değerlerle donanımlı. Bu nedenle sanat, sanat, sanat diyoruz. Darwin diyor ki bir toplumun gelişip, yükselip, var olabilmesi için, sonsuzluğa kadar devam edebilmesi için iki değere ihtiyacı vardır. Biri bilim, biri sanat. Bunlar bir kuşun kanatları gibidir. Bunu çok iyi, bu iki değer çok iyi kullanan toplumlar uçarlar, havalanırlar. Kimse onları tutamaz. Ama bunlardan yoksun toplumlar, tavuk toplumlar olur. Birileri bir avuç darı verip o darıyı gagalarken yumurtasını arkadan alıp götürür, haberi olmaz. Şu anda bizim ülkemizde veya Orta Doğu toplumları, Asya toplumları, Afrika bunu yaşıyorlar. O nedenle ben sanat, sanat, sanat diyorum. Ve bu bağlamda aşıklık geleneği çok önemlidir. Türk dünyasının doğuşundan, Türklüğün varoluşundan bugüne kadar gelen değerler Garasaz'ın sinesinde gelmiştir. En değişmeyen, en salt, en doğru belgeler bunlardır. Nedir onlar? Şiirlerdir. Saz havalarıdır. Atalarımız bunu kullanarak o süreci buraya kadar taşıyıp getirmişler. Çünkü tarih var olan nice toplumlar değişti gitti, adları bile kalmadı. İşte biz o atalarımıza minnet, şükran duygularımızı iletiyoruz. Ve ben şiir hakkında da kısaca bir cümle etmek istedikten sonra bir manifestoyla bağlayacağım. Şiir güzel sanatların en güzelidir. Şiir ruh güzelliğidir. Yani bir sanat yaparsın, elbisen sanat olur, giyimin sanat olur, duruşun sanat olur. Ne bileyim, heykelde sanattır, resimde, her şey sanattır. Buna hepsine saygımız var. Ama şiir ruh güzelliğidir. O güzellik ince sanattır çünkü. Direkt insanın ruhuna hitap eder. Dünyayı güzelleştirir ve barışın, dostluğun sembolüdür şiir. Bir adamın şiirle
yenebilirsin. Köroğlu diyor ki önce değiş sonra dövüş. Hayatında dövüşmemiş biliyor musunuz? Benim araştırmalarımda gördüm. Hep biz onu vuran gram biliriz. Değişle yani sözleriyle kazanmış her şeyi. Bu konuda çok önemli. Ve ben diyorum ki bu kadar yaş yaşadım sanat içerisinde, bilim alanında çok araştırmalar yaptım. Hala da ben her gün 7-8 saat araştırma yapıyorum. Bu bana ne kazandırdı? Bunu toplayıp bir yumak halinde topluma bıraksam ne bırakırım diye 10 maddelik bir manifesto oluşturdum. Bunu geçen sene Kars Belediyesi'ni ziyaretimizde belediye başkanıyla muhabbet esnasında bir ilham geldi. O zaman yazdım. Şöyle diyorum. Bir kişinin spor sahasında izi, sanat tezgahında bezi, siyasette bir çift sözü, kafasında bilim tezi, dik duruşu, yiğit pozu, sinesinde aşkın közü, güzelliği gören gözü, felekle bölecek kozu, insanlık yapacak özü yoksa eğer, o şahısın hiçbir meclise girecek yüzü yoktur. Öylelerini loğalakla bir çöpe at. Ha tabii tenzih ederek konuşuyorum. Yok mu bu tür insanlar var ama bunların olmaması için, bu anlattığım türdeki insanlar yetişmesi için çok büyük gayretler sarf etmeliyiz. Teşekkür ediyorum. Bir şiir okuyayım mı? Ben teşekkür ediyorum. Yoksa hocam, var mı? Hocam zamanımız var. Ha. Bir şiir daha alabiliriz sizden. Evet. O duygu yüklü kaleminizden, yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan bir şiir dinleyelim sizden. Daha sonra iş adamlarımıza söz hakkını vereceğim. O zaman ben buraya çok şiirler getirdim. Yani hazırlıklı geldim ama vakit dediğiniz gibi biraz sıkıntı yaratacak sanırım. Bir fon müziği daha alabilir miyiz sayın yönetmenim? O zaman ben şöyle bu 2008 yılında Çoban Uluslararası Aşıklar Şairler Yarışması'nda dünya birinciliği alan bir şiirimi paylaşayım sizlerde. Konuyu bize verdiler, ayak verdiler. Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. 500 kişi yarıştık, birinciliği aldım bu şiirle ben. Diyorum ki, ulusun gururu, yurdun kalkanı, tarihlere sığmaz şöhret işanı, yıl 1064'te Selçuk Sultanı, Alparslan'la Erdişanlı Utku'ya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Tarihi dayanır eski çağlara, havası şifadır hasta sağlara, dostlar gide yaylalara, dağlara, reyhan, merze, kekik, yarpuz soluya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Kars'ta, Kars'ta kimse çıkmaz büyük sözünden, sapmaz kültüründen, kopmaz özünden, aşığın döşünde, telli sazından, divan, tecniz, birlik, barış sağlıya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Kars'ta herkes taraf olur haklıdan, çok muamma çözmüş Şenlik Baba saklıdan, pehpehle coşturan Çobanoğlu'dan, Karacaoğlan, Yunus, Dadaloğlu'ya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Cennettir Karslı'nın gönül sarayı, sohbeti andır işte böyle ilmi deryayı, Hasan Harakani, Celal Baba'yı, Eyüp Sultan, Fatih, Kanuni Duya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Berat almış, berat almış nice zorlu savaştan, sinesinde şehidi var her yaştan, Allahu Ekber'den, Sarı Kavuş'tan, Ana Fartalara, Gelibolu'ya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Çok hassız kahraman çıkmış Kıyas kardeş, o yerden, Muhtar Paşa namlı 93'lerden, Cihangiroğlu'yla Karabekir'den, Atatürk, İnönü, Fevzi Paşa'ya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Herkes tanımalı Kars'ı yakından, nice zalimlerin gelmiş hakkından, Davutçu'yla, Haydar Bey'le, Akif Bey'le, Kıyas Bey'le, Yılmaz Yıldırım'la ve Canlar TV'yle, devlete, millete, şanlı orduya, Kars'tan selam olsun Anadolu'ya. Çok teşekkür ediyoruz. Serhat Kars'ımızın ender yetiştirmiş şairi, araştırmacı, yazarı Sayın Tuncay Zavutçum hocam, bizi Serhat Kars'ımıza götürdün. Duyguna, kalemine, yüreğine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Kıyas Çimen'le Hayat Devam Ediyor programında
gerçekten duygu yüklü şiirlerinizi bizi duygulandırdınız. Serhat Kars'ımıza, Serhat Iğdır'ımıza. Evet, bizi götürdünüz. Ekran başında bizi seyreden Canlar TV izleyicileri de tabii ki sizin bu duygu yüklü okumuş olduğunuz şiirden çok da duygulandılar. Ben de duygulandım. İş adamlarımız da duygulandı. Ben şahsım adına Canlar TV ailesi olarak çok çok teşekkür ediyorum. Serhat Kars'ımızın şairi, aynı zamanda da araştırmacı yazarı Sayın Tuncay Zabıtçı hocama bize okumuş olduğu şiirinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Sevgili Canlar TV izleyicilerimiz, yine ben iş adamlarımızdan Sayın Haydar Fidan Bey'e dönmek istiyorum. Şimdi Sayın Haydar Bey, yapmış olduğunuz sektörden bahsettiniz. Aynı zamanda da kendiniz de Türkiye Caferler Derneği'nin yönetim kurulu başkan yardımcısınız. Tabii ki biz de Muharrem ayı içerisindeyiz. Biz buradan Kerbela'da yaşanan bu hadiseyi tabii ki bundan 1380 yıl önce Kerbela'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed'in torunu, birinci imamımız Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hüseyin aleyhisselam ve 71 yareninin, tabii ki bunların içerisinde 3 aylık Hazreti Alasker aleyhisselamın şehit edilişi, aynı zamanda 3 yaşındaki Hazreti Rukeye aleyhisselamın da Kerbela'da şehit edilişi ve 71 yarenin şehit edilişinin 1380. yıl dönümünde Halkalı'da Aşura Meydanı'nda 9 Eylül Pazartesi günü Yahya Kemal Gösteri Merkezi'nde Aşura Matem programı olacak. Siz de Caferi, Türkiye Caferler Derneği Yönetim Başkanı Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızı ben buradan Canlar TV aracılığıyla davet ediyorum. Tüm Ehl-i Beyt dostlarını davet ediyorum. Biraz da bu konuda sizden bir bilgi alalım. Bunu her yıl düzenlenen bir programdır. Türkiye Caferiler Derneği'nin başkan yardımcısı olarak Canlar TV aracılığıyla bu mateme, bu yasa tüm Ehl-i Beyt dostlarını, tüm İslam aleminin vatandaşlarını, tüm vatandaşlarımızı biz buradan davet ediyoruz. Tabii ki programımız yetişirse bu arada da programdan alakalı biraz görüşlerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle hocamın gerçekten şiiri bizi çok duygulandırdı. Biz kendi tarihimizi de bilmemiz lazım. Tabii ki Malazgirt çok önemli. 1071'den Anadolu'ya giriş olarak biliniyor. Halbuki Türk'ün tarihi hocamın söylediği şiirle de 1064 Kars'la başlar. Sultan Alparslan'ın ilk geldiği yer Kars'tır. Onun için Türklerin ve Türkiye'de yaşayan halkların, geldiği zaman o yörede olan halkların Sultan Alparslan'la ittifak yaparak Anadolu'yu hem Türklerin hem Türkiye'de yaşayan bütün halkların yurdu yapmıştır. Biz inanıyorum ki Karslılar olarak yeniden Kars'ta Türk'ün ve Türklüğün ve Türkiye'de yaşayan bütün halkların kardeşliğini, barışını, bir arada yaşamanın şartlarını, birbiriyle olan sevgi, saygı, muhabbetini Kars'ta yeniden inşa edeceğiz. Bu inşa sadece sözde kalan bir inşa olmayacak. İnsanımızın kendi kendine yeteceği üretimi inşa edeceğiz. Kars'ımızın toprağı, hayvancılığı, kültür ve doğa turizmi, gerçekten kış turizmi, Çıldır Gölümüz, Kars Kalemiz, Ana Harabelerimiz ve Kars'a özgü yaylalarımız, tabii ki Kars insanının misafirperverliği diğer Türkiye'li dostlarla ve dünyadaki bütün halklarla tanıştığı zaman inanıyorum ki hem Kars'ın lezzetini, hem Kars halkının kültürünü, misafirperverliğini, hem de gelen konukların onlara katacağı güzelliği ben doğadaki çiçeklere benzetiyorum. Onların rengi birbirine karıştığı zaman, nasıl görsellik olarak çiçeklere baktığımız zaman bir güzellik oluyorsa, inanıyorum biz Kars'ta bütün halkların kardeşliğini çiçeklerin yan yana duruşu gibi bir arada tutacağız. Küllerin kokusu gibi birbirine karıştıracağız ve biz yeniden Alparslan'ın Anadolu'yu yurt edindiği başlangıcın Kars olduğu gibi yeniden Orta Doğu'nun bir kuşatma halinde olduğu, kaos halinde olduğu, çatışma halinde olduğu bu süreci barışa, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe evireceğiz inşallah. Bu desturu da zalimlere korku salan Hazreti Hüseyin'in
Kerbela'daki duruşundan alacağız. Biz Pir Sultan Abdal'ın sazıyla korkuttuğu, korkakları sazıyla yendiği cesaretinden alacağız. Dadaloğlu'ndan, Köroğlu'ndan, Şeyh Bedrettin'den alacağız. Hallacı Mansur'dan alacağız. Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan alacağız. Dadaloğlu'ndan alacağız. Gerçekten hocam bizi duygulandırdı. Sanatsız bir toplum, nefessiz bir toplumdur. İnsan nefes aldığı sürece yaşar. Toplumlar sanatlarıyla, türküleriyle, sazlarıyla, sözleriyle yaşar. Buradan bütün Karslı aşıklarımızı, başta Baba Şenlik, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlova ve bütün Allah'ın rahmetine giden aşıklarımızı, birçoğunu tanıdım, meclislerinde bulundum. Gerçekten onlar bizim kendi kültürümüzü, yaşamımızı, özümüzü anlatıyordu. Bize biz olmayı öğretiyordu. Ama biz onlardan uzaklaştıkça, özümüzden, kültürümüzden uzaklaştıkça kendimizden uzaklaştık. Biz yeniden kendimize, özümüze dönmemiz lazım. Kendimizi keşfetmemiz lazım. Kendimizi tanımamız lazım. Peki biz bir birey olarak kendimizi tanıyabilir miyiz? Hayır. Bizi var eden bir toplum var. Topluma karşı sorumluluğumuz var. Akif kardeşimi tebrik ediyorum. Tuzla'da yaptığı yatırım çok güzel. Söylediği söz de beni etkiledi. Doğduğum yerden doyduğum yere geldim. Ama doğduğum yere karşı borcumu unutmadım. Ben doğduğumuz yeri ana kucağına benzetiyorum. Bir insan için en güvenli yer ana kucağıdır. Çocukken bunu biliyoruz. İlk annenin rahminde annemizin karnı en güvenli yerdir. Dünyaya geldikten sonra annemizin kucağı en güvenli yerdir. Acıktığımızda ağlarız, o gelir. Bir yerimiz ağrır, ağlarız. Hemen yanımızda o var. Büyütür, endişelenir. Gerçekten anne kucağı en güvenli yerdir. Şehirler de orada doğanlar için bir anne kucağıdır. Annemize karşı nasıl bir vefa duygumuz varsa doğduğumuz yere karşı da öyle bir vefa duygumuz var. Şüphesiz vatanımıza karşı da vefa duygumuz var. Biz birilerinin bu ülkenin değerlerini pazarlayıp kendilerine ayrıcalıklı ortamlar, imkanlar yarattığı gibi değerlerimizi pazarlamıyoruz. Biz değerlerimize değer katmak için varız. Onları yaşattığımız sürece kendimizi büyütecek, kendimizi yaşatacağımıza inanıyoruz. Onun için buradaki hemşerilerime ve bizi dinleyen dostlarıma söylüyorum. Bizim Kars'la ilgili, Kars'lı iş adamlarıyla ilgili bundan iki ay önce tahminen diyorum. İstanbul'da bir toplantımız oldu Kars Belediye Başkanımızla. Ve Karslara ve buradaki arkadaşlarımızla ülkemize sözümüz olsun. Biz üretimi ne olursa olsun geliştireceğiz. Biz tüketim toplumu değil, üretim toplumu olacağız. Herkes kendi yöresinde ne üretebiliyorsa onu üretecek. Tembelliği ayıplayacağız. Tembel olup yaşamayı insanlar kendine yakıştırmamalı. Üreterek ve birbirine katkı sunarak yaşamayı esas almalı. Bunun için birbirimize enerjimizi katarak, söyleyeceklerimizi birbirimizle paylaşarak, neler yapabiliriz, kolektif bir anlayışı, bir mantığı inşa ederek hep beraber başta şehirlerimiz olmak üzere ülkemizin her yerinde ülkemiz insanı için ne yapabiliriz onu yapacağız. Tekstille ilgili söyleyeceğim Kıyas Bey budur. Gerçekten bunu bu sektörün içinde olduğum için demiyorum. Şu anda tekstil sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörüdür. İhracatı 20 milyar doların üzerinde direkt sıcak parayı yurt dışından ülkemize getiren ve ülkemizin her köşesinde tekstille ilgili istihdam yaratan, her insanın ona katkısını sağlayan bir sektördür. Devletimizin de teşvikleriyle sigorta özellikle 6. bölgede olan teşvikleri, İşkur'un, SSK'nın sağladığı desteklerle biraz daha kendini geliştirerek, büyüterek gerçekten dünya çapında rekabet edebilecek bir kapasiteye erişebiliriz. Çünkü Avrupa'ya en hızlı tedariği yapabilecek konumdayız. Yani bir ay 40 gün içinde gelen siparişi Avrupa'daki mağazaların tezgahlarında satabileceği konuma getiren tek ülke Türkiye'dir. Onun için biz hem sektör olarak hem toplum olarak hem devletimizin bu konuyla ilgili yetkili mercilerine de buradan sesleniyorum. Bu konuya biraz daha eğilerek tekstil sektörünü destekleyip güçlendirip
hem ihracatımızı artırıp hem de istihdamımızı çoğaltabiliriz. Çünkü bizim nasıl bir kuşatmayla karşı karşıya olduğumuzu Orta Doğu'da biz biliyoruz. Bu daha çok siyasilerimizin işi. Ben bu konuya girmiyorum. Ama bunu kardeşliğimizle barışı inşa ederek, hakkı, hukuku, adaleti inşa ederek başarabileceğimize, aşabileceğimize inanıyorum. Teşekkür ederim. Ben iş adamımız Sayın Haydar Fidan Boy'a çok teşekkür ediyorum. Reklamlara gideceğiz. Canlar TV izleyicilerimiz, kısa bir reklamlardan sonra kaldığımız yerden şair araştırmacı yazarımız Sayın Tuncay Zavutçu Özen ve iş adamımız Sayın Haydar Fidan Boy ve iş adamımız Sayın Akif Turaç'tan kaldığımız yerde kısa bir reklamlardan sonra sizlerle birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.